Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak küçük Rusya, Belarus, Rusya, Çin ve İran arasında hızlı gelişmeler yaşanıyor. Neler oluyor? Belarus Başkanı Lukashenko ilk olarak Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu. Çin'in ardından ise hop rotayı nereye çevirdi? İran. Belarus başkanı İran'da İran'la ilişkileri hem askeri hem ekonomik hem ticari ilişkileri daha da arttıracaklarını duyurdular. 2026 yılına kadar Belarus, İran daha da yükseleceğiz diyor Lukashenko. Şimdi bu Lukashenko biliyorsunuz küçük Putin. Putin'in sağ kolu. Sol kolu Kadirov, Çeçenistan. Şimdi bu gelişmeler üzerinden şuna bir atışta bulunuluyor. Rusya. Çin, İran ve Belarus ve diğer onların etkisindeki ülkelerle beraber daha büyük ölçekli bir savaşa hazırlanıyor. Çünkü İran biliyorsunuz Amerika İsrail kuşatmasında. Hani sözde kuşatma. O bir taraftan Çin, Amerika, Hindistan kuşatmasında. Rusya, Amerika, NATO, İngiltere, Avrupa kuşatmasında. Tüm bu hengameler içinde şimdi hepsi güçlerimizi birleştirelim adımları ve Belarus başkanı gutçuk küçük gutçuk bütün sağ solu gezmeye başladı. Gez bakalım. Çin dedim, Rusya dedim. Ne oluyor? Sırada Çin Başkanı. İlk kez uzunca bir aradan sonra Çin Başkanı Rusya'ya gidiyor. Çin'in bu hamlesiyle beraber çok daha kritik kararların alınması ve önümüzdeki zamanın çok daha kritik geçeceğinin bir göstergesidir Çin. Çünkü uzunca bir aradan sonra devlet başkanı seviyesinde Rusya'ya yapılan ilk ziyaret. Hele hele az önce anlattım Belarus başkanının pıldır pıldır Çin'e gitmesi ardından İran'a gelmesi dedim ya bir hazırlık bir tekrardan koordinasyon kuruluyor. Herkes tarafını belirliyor ve yakınlaşıyorlar. Aman ha sevgili dostlar bunlar hazırlığını yapıyorlar. Amerika Avrupa üzerinden hazırlığını yapıyor. Diğer taraftan Rusya ve Çin hazırlığını yapıyor. Biz de kendi hazırlığımızı, Türk birliği, Türkistan birliği hazırlığımızı son sürat devam ettirmeliyiz. Bölünmemeliyiz. Siyasi farklılıklarımız bizi bölmesin. aman ha! Geleceğin dünyasında, geleceğin Türkiye'si, Büyük Türkiye öyle hamlelerimiz olacak ki onun için bir ve beraber, daimileri ileri. Ve Çin'le devam ediyorum. Çin'den dünyayı korkutan Amerika açıklaması. Ne oluyor? Çin yaptığı açıklamada Amerika inanılmaz derecede silahlanıyor. Amerika inanılmaz derecede yeni silahlar, teknolojiler geliştiriyor. Bu geliştirdiği teknolojilerle beraber Amerika ilerleyen zamanda yeni bir dünya savaşına hazırlanıyor dedi. Amerika'nın silahlara ayırdı. Amerika'nın savunmaya ayırdığı bütçe Çin'in savunmaya ayırdığı bütçenin 4 katı oldu diyor Çin. Çin basını. Hmm. Hani Çin Amerika'ya kafa tutmaya çalışıyor. Hani Amerika Çin'e Rusya'ya kafa tutmaya çalışıyor. Hani Rusya Amerika'ya kafa tutmaya çalışıyor. Ben de diyorum ya ulan yiyin birbirinizi. Siz birbirinizi yiyin biz yolumuza bakalım. Amma velakin Allah dünyadaki tüm masumları ve mazlumları aziz ve necip milletimizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Ayrıca Amerika, Beyaz Saray bu savaş çığırtkanlığıyla dünyanın dört bir tarafında gerilimleri arttırarak daha çok silah satıyor. Daha çok silah satarak Amerikan savaş sanayi daha çok para kazanıyor. Amerika dolarları milyar milyar trilyon dolarları kasalara koyuyor diyor Çin. Hani şimdi burada haklı. Evet. Burada bir gerçek payı var mı? Var. Amerika önce ölümü gösteriyor. Ardından sıtmaya razı ediyor. Kendisine razı ediyor ve habire silahları satıyor. Habire vız 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 sağmalar. Bu sağlanların en başında da tabii bizim zirtaki ineği. Bol verimli. Sütü esasen çok yok. Memeleri kurumuş ama Alman helgası sağ olsun. Alman'ın hansı sağ olsun. Habire parayı <laughs> yavrumlara veriyor. O da gidip Fransa'ya veriyor. Amerika'ya veriyor. Ulan. Oraya da bir paranız açayım. Elbet ama elbet adalar adalarımız. Batı Trakya. Devam. Pakistan, Afganistan, Taliban, Amerika. Ne oluyor? Pakistan yaptığı açıklamada Amerika Afganistan'dan geri çekildiğinde en teknolojik silahlarını, gece görüş dürbünlerini, onlar bunları hepsini bırakıp geri çekildi ve bu silahların şimdi hepsi Pakistan topraklarında ortaya çıkıyor. Pakistan'da bulunan Pakistan Talibanı bu silahları bize karşı, Pakistan askerine, polisine karşı kullanıyor dedi Pakistan tarafı. Şimdi ya şunu düşünüyorum. Ya senin silahın var. Yapmışsın etmişsin araçların, tankların, topların, tüfeklerin her şeyini işgal etmişsin Afganistan'ı. 20 yıl sonra geri çıkıyorsun ve hepsini bırakıp geri çıktı. Niye acaba? Aha işte bunun için. Johnny'nin girdiği yerden hayır gelmez. Girdiği çıkarken de geri pistini bırakıp çıkıyor ki geri o antlaşma yaptı. CIA kapalı kapılar ardında Taliban'la Pakistan Taliban'ıyla onunla bununla antlaşmalarını yaptı. Silahları, araçları, gereçleri her şeyi tankını, topunu, tüfeğini bırakıp öyle çıktı. Ha bir de tabi kameralara. Amerikan CNN'ine ona buna göstermelik videolar, görüntüler verdiler. Ne mi? Amerikan subayının biri elini almış çekici. Tak tak tak. Arabanın camını kırıyor. İşte o ön konsoldaki camları kırıyor falan. E ne oldu? Araba çalışmıyor mu şimdi? Ya. Hepsi bir şov, hepsi bir gösterge, hepsi bir şeye hazırlık. Amerika o çıkması da boşa bir çıkma değil, antlaşmalı geri çekilme. Şimdi Pakistan Türkiye ile ilişkilerini her geçen gün daha da arttırıyor. Pakistan'ı da böyle zorlayacak adımlar bıraktığı silahlarla kendi beslediği büyüttüğü örgütler üzerinden Pakistan'a baskı uygulamaya devam ediyor Johnny'ler. Bir taraftan Pakistan'ın içinde ekonomik kriz, çok büyük kriz yaşanıyor. O bir taraftan Pakistan'ın içinde iç siyasi kriz. Bir tarafta eski başbakan İmran Han, diğer tarafta karşı taraf blok. Bir de bunların gerilim var. Başbakan İmran Han, eski başbakan İmran Han tutuklanmaya çalışılıyor. Allah Pakistan'ı korusun. Allah Pakistan'daki kardeşlerimize yardım etsin sevgili dostlar. Çünkü Pakistan ne diyordu? Biz üç devlet bir milletiz diyordu. Karabağ, ikinci Karabağ Savaşı'nda Pakistan, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan bizler üç devlet bir milletiz diyen bir Pakistan bu ve dahi Ermenistan'ı tanımayan tek ülke diyebileceğimiz yer Pakistan. Evet anlatmıştım daha önce. Pakistan ne diyordu? Sen geldin benim kardeş. Can kardeş Azerbaycan'ın topraklarını Karabağ'ı işgal ettin Ermenistan. Onun için ben seni tanımıyorum diyen bir Pakistan. Biz de Pakistan'la işbirliğimiz devam edecektir. Türk devlet Haklı. Pakistan'daki adımlarımız, hamlelerimiz devam edecektir. Pakistan zalimin eline bırakılmaz o zaman devam. Ermenistan demişken değişik ve ilginç bir haber. Elmas İmparatoru Konyak diplomasisiyle Avrupalı milletvekillerini, AB milletvekillerini böyle ayartıyor haberi. Oo, nasıl mı? Avrupa Birliği yarın tekrardan Azerbaycan için yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Yeni bir yaptırım kararı, yeni bir işte açıklama Azerbaycan'a karşı. 14 Mart'ta yapılacak olan bu karar, bu açıklama Azerbaycan'ı tekrardan köşeye sıkıştırma baskısı Avrupa'dan. Ne olacak? İşte Laçın koridorunu Azerbaycan kapatıyor. Bu Laçın koridorunu kullanan Ermeniler sıkıntı yaşıyorlar, geçemiyorlar falan filan ayaklarına. Azerbaycan'a baskı. Diğer taraftan Hankenti bölgesinde kalan, hani Karabağ'ın içindeki Azerbaycan toprakları. Burada kalan Ermeniler çok zor durumda. Azerbaycan baskı uyguluyor şeklinde iddialar. Gerçek olmayan iddiaları gündeme getirecek Avrupa Birliği. Amaç ne? Amaç Azerbaycan'ın önünü kapatmak ama velakiin şimdi Avrupa Birliği bu kararlarını nasıl aldığı böyle ortaya çıkıyor. Aha da Ermeni diasporası Fransa'da bolca bulunmakta, Avrupa'da bolca Ermeni diasporası var. Bu Ermeniler oluşturdukları lobiler ile Azerbaycan'a, Türkiye'ye baskı araçları uyguluyor. Diğer taraftan işbirlikçileri var. Avrupa Birliği içindeki parayla tuttukları diplomatlar, milletvekilleri sağlam çalışıyor. En son Yunan Avrupa Birliği milletvekili, başkan yardımcısı, arkada fotoğrafını görüyorsunuz o kadın. Rüşvetten tutuklanmıştı. Ha? Evet, anlattıydım ya. Parayı bolca aldı, aldı ve ardından tutuklandıydı. Avrupa Birliği içinde dobi oluşturma, yalan yanlış iddiaları gündeme getirip oradan kendisine kaynak aktarma ve bu kaynağı aktaran da aha da yanındaki daşnaklardan biri. Elmas kralı daşnak. Avrupa'daki bu Ermeni milyarder, çok zengin. Elmas satarak inanılmaz derecede servet elde etti. Milyar milyar dolarları var. Ulan biz sizin topunuzun Elmas imparatorluğunun ortasına harrak kana. Türk'ün anlı şanlı bayrağını, can kardeş Azerbaycan'ın anlı şanlı bayrağını diktik. Ve dahi dikmeye devam edeceğiz. Siz böyle dikile dikile artık Avrupa'ya mı koşarsınız, Amerika'ya mı koşarsınız, nere koşarsanız koş ey daşnağı daha da dikmeye devam edecek. Zengezur bekle. Azerbaycan demişken ilginç bir haber. Azerbaycanlılar toplu halde Rusya'dan göç etmeye başladılar. Hmm. Ne oluyor ki? Ukrayna-Rusya savaşı biliyorsunuz büyüdü ve daha da büyüyeceği söyleniyor. Ve bu iddialar arasında Rusya tekrardan bir askeri seferberlik ilan edecek. Bu defa askeri seferberlikte de şu da olacak. Sadece Rus vatandaşları değil, Rusya'da yaşayan, çalışmaya gelen, Rusya topraklarında kim var yok herkes seferber olacak. Ve bu şekilde Rusya'da bulunan çalışan Azerbaycanlılar geri tekrardan Azerbaycan'a göçmeye başladılar. Rusya kendi emelleri ve çıkarları uğruna Rusya Federasyonu'nda bulunan o özel yapıdaki devletlerden Çeçenistan ondan bundan askerleri toplayarak götürüyor ve şimdi de orada çalışmak için gelen Rus vatandaşı olmuş ya da olmamış işte Azerbaycanlılar diğerleri falan bunları da askere almaya hazırlanıyor. İddialar bu şekilde. Bu iddialar üzerine Rusya'da bulunan Azerbaycan vatandaşları geri memleketlerine dönüyor. Gelin kardeşler gelin. Küffarın savaşında siz bulunmayın. Onlar birbirini yesin. Biz vakti ve saati geldiğinde Türk Birliği, Türkistan Birliği etrafında oluşturduğumuz Turan ordularıyla, Türkistan ordularıyla elbet ama elbet bu zalime, bu küffara bizler de vakti saati geldiğinde Yapacağımızı yapacağız. Şimdi birlikteliğimizi arttırma, bir araya gelme, teknolojide, ilimde, bilimde, fende, her alanda bir ve beraber bütün şekilde hareket etme zamanı. Ondan sonra diğer diğer hamleler. Ve geçiyorum burnumun dibindeki zıp zıp zırtaki balıklarına. Onlara da bir panik atmasak olmaz. Yunanistan. Yunan panikledi. Yunan'da büyük panik. Türkiye öyle bir şey ilan etti ki Yunanistan nereden geldiğine şaşırdı. Türkiye'nin yeni ilanı Yunan'ı şok etti. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Güzel şeyler oluyor. Sizlere her daim dediğim hani vardı ya. Mavi vatan konseptimiz var da gök vatan konseptimiz niye yok? Bunu destekleyen tarza bir hamle geldi. Türkiye. Arkada gördüğünüz harita. Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde, Mavi Vatanımız'da Navtex ilan etti. Ayrıca Notam ilan ettik. Fır hattı. Yunan diyor ki buralar Atina fırıdır. O gördüğünüz haritadaki işaretli bölgesi sevgili dostlar sadece deniz alanında yapılacak olan çalışmalar değil. Ayrıca o bölgenin hava sahasını da biz kontrol edeceğiz. Türkiye kontrol edecek. Yunan bunu kabul etmiyor. Hayır o bölge Atina fır hattıdır. Türklerin fır hattı değil. Gelemezsiniz. Gelemez miyiz? Bekle. Türk savaş jetleri, Türk İHA'ları, SİHA'ları, Türk unsurları hem denizde hem havada arkada gördüğünüz haritada işaretli bölgede uçacak, dolanacak, uçacak, dolanacak. Bak uçuyor da yavrumlar gel de durdur zıgıza. Yunan basını diyor ki Türkler ne Helen denizini ne Yunan Helen fır hattını Atina hava hattını ne de adaların o kara sularını dağıyor. Türkler hiçbir şey takmıyor. Türkler çok büyük bir strateji değişikliğine gidiyor. Ne yapacağız? Ne <laughs> bir şey etmeyeceksin. İzlemeye devam edeceksin. Ha yanında uzun vardır yoktur bilmeyik. Ama izlemeye devam et. Türkler mavi vatandan sonra kendi mavi gök vatanını fır hattını oluşturuyor diyor Yunan basını. Evet. Sizlere her daim dediğim bir şey vardı. Bakın arkada bu uluslararası arenada tanınan Fırhatları. Yunan'ın fırhatına bakın sevgili dostlar. Ta Türkiye'nin burnunun dibine kadar her tarafı almışlar. Akdeniz'in belki de hemen hemen hepsini bunlar almışlar. O bir taraftan Kıbrıs Rumları. Şimdi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fırhattı Avrupa'da tanınmıyor. Dünyada tanınmıyor. Sadece Kıbrıs Rumları'nın sözde fırhattı. Bakın ta Türkiye'nin burnunun dibine kadar. Kocaman bir alan. Bunlar uçakların geçiş rotalarının, uçuşlarının kontrol edildiği alanlar sahalar. E bizimki ise ne kadar? sadece Türkiye'nin sınırlarıyla işaretli. Ha yukarıda Karadeniz ayrı tutuyorum. Ama Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi'nde yok. Hiçbir şekilde hava sahamız yok. Ben diyordum ki artık bunu yırtmanın, parçalamanın vakti ve saati gelsin. Ve dahi peyderpey. Parça parça. O haritada ilk gösterdiğim haritada gördüğünüz şekilde küçük küçük parça parça geliyor. Türk fırhattı. Gökvatan. Ha şunu da belirtelim 1950'li yıllarda bu fır hattı belli oldu. Hani bize denildi ki ya gelin Akdeniz'in bu Doğu Akdeniz'in Adalar Denizi'nin Ege Denizi'nin fır hattını Türkiye siz alın. E, bizim yöneticiler istememiş o zaman. Yok biz istemeyiz dediler. Ne adaları istedik 1950'li yıllarda ne hava fır hattını istedik ne onu ne bunu hiçbir şey istemedik. Şimdi de almaya çalışıyoruz ve dahi alıyoruz da ve alacağız da evelallah. O zaman devam. Yunanistan'dan geçiyorum yan tarafa. Bulgaristan. Bulgaristan Türklerinin hı hareketi iktidara doğru gidiyor. Elhamdülillah. Şimdi Bulgaristan'da yaşayan Türkler ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Partisi hı hareketiydi. Sonra partiye döndü. Bu şu an Bulgaristan'da güçlü şekilde mecliste bulunuyor. Bulgaristan'da 2 Nisan'da seçimler yaklaşıyor. Yeni seçimler var. Bu seçimlerde Bulgaristan'daki Türklerin oluşturduğu ve Müslümanların oluşturduğu Höh Partisi iktidara doğru yaklaşıyor. İktidar olmak için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. En azından koalisyon hükümetinde bulunacak sayıda milletvekili almaya çalışacak Höh Hareketi. Şimdi bu Hak ve Özgürlükler Partisi'nin durumuyla ilgili esasen Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimiz çok daha net ve doyurucu bilgileri yorum kısmında versinler. Hani herkes yaşadığı yerde oradaki ilgili kurum kuruluş partilerin durumunu çok daha iyi biliyorlardır bizden. Ben sadece okuduğum ve anladığım ve araştırdığım bilgileri burada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye, Türkiye dışındaki Müslümanların sorunlarını, masumların ve mazlumların sorunlarını her daim dinleriz. Bu bağlamda bu Bulgaristan'da yaşayan Türklerin oluşturduğu, Müslümanların oluşturduğu bu HÖH partisinin başkanı Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapmıştı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bulgaristan 2 Nisan yeni seçimler bakalım ne olacak? Diğer taraftan Yunanistan'da da seçimler ya mayıs ayında ya da temmuz ayında olacak. Türkiye'de seçimler 14 Mayıs'ta. Haydin bakalım. Seçim, seçim üzerine o zaman devam. Ve ve ve. Sevgili dostlar, belki de bugünün en güzel haberi, uzunca bir süredir beklediğimiz en güzel haberlerden biri Aselsan'dan geldi. Aselsan yaptığı açıklamada artık S400'lere ihtiyacımız yok dedi. Elhamdülillah. Çok şükür Allah'a. Ne oluyor? ASELSAN Genel Müdürü Hava Savunma Füze Sistemleri ile ilgili yaptığı açıklamada, bugün yaptığı açıklamada çok kritik noktalara değindi. Bu bağlamda S400'ler noktasında çok fazla ilerleme kaydettik. Yerli ve milli S400'lerimiz hazır ve hatta ki S500'lerimiz hazır, belki daha fazlası hazır. Neler oluyor? ASELSAN Genel Müdürü açıklamalarına şöyle devam etti. Hava savunma füze sistemleri noktasında kendi yerli ve milli çözümlerimizi geliştiriyoruz. Bu bağlamda Siper hava savunma füze sistemi çok hızlı şekilde gelişiyor ve diğer hava savunma füze sistemlerimiz yakın hava, orta hava, uzun menzilli hava sistemlerimizle beraber Türkiye'nin gök kubbeyi koruma altına alıyoruz dedi ASELSAN Genel Müdürü. Artık s 400lere üzere ihtiyacımız yok. Bunun paralelinde geliştirdiğimiz yerli ve milli Türk sistemleri çok ama çok önemli derecede yol kat etti. Ne diyoruz buna? Çok şükür Allah'a. Elhamdülillah. S300'lere, S400'lere, S500'lere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Aselsan'ın görevi budur. Rokesan'ın görevi budur. Diğerim, yerli ve milli firmaların, özel devlet firmalarının görevi budur şeklinde yapılan açıklama en net açıklama. Hani şimdi bu siper hava savunma füze sistemi ilgili yaptığı açıklamada Aselsan Genel Müdürü'nün siperi yaptık. Bu sadece bir araç değil hani sırtında füze var böyle kaldıran fış atıyor karşıdan bir füze geliyorsa veya düşman bir usul geliyorsa jetmet onu atıyorsun böyle değil. Bu siper komplike bir çözüm 13 14 kamyondan oluşuyor 15 kamyondan oluşuyor bir görev yerinde bulunuyor. Hani gittiler mesela misal diyorum Ege Denizi kıyısında işte İzmir'de, Antalya'da, diğer bölgelerde Muğla'da falan oraya bu sistem 13, 14, 15 kamyon konuşlandı. Görev mahalli belli. Zirtakilerden Yunan'dan gelecek füzeler ya da Yunan'dan gelecek jetler onlar bunlar durdurma görevi. Hava sahamızı savunma görevi. Tabi Johnny'ler, Moni'ler onlar bunlar. Hepsi var işin içinde. Oraya gitti. Bir taraftan radarlar kafayı kaldırdı tarıyor. 360 derece. Nereden? Bir sinyal geliyor. Dost ve düşman ayrım yapan sistem diğer taraftan çalışıyor. Evet. Bu gelen savaş yeti dost savaş yeti. Katar Hava Kuvvetleri'nin savaş yeti. Bu gelen savaş yeti Zirtakiler'in savaş yeti. Tırt tırt tırt. Kırmızı alarım düşman. Bu gelen savaş yeti İsrail'in savaş yeti. Tırt tırt tırt. Kırmızı alarım. Bu gelen savaş yeti Amerikan savaş yeti. Dırt bu gelen Moskov savaş yeti, Rus savaş yeti, zıt, zıt, kırmızı arttırılabilir. Daha önce neydi sevgili dostlar? Biliyorsunuz. Hani bu F16'lar konusunda önceden F16'ların bilgisayar sisteminde dost ve düşman ayrımını yapamıyorduk. F16 pilotu karşıdan Yunan geliyor, düşman olarak göremiyor. İsrail'i geliyor, İsrail savaş yeti düşman olarak göremiyor. Amerikan geliyor, düşman olarak göremiyor. Çünkü kapalıydı. Ne oldu? Bunu bizim mühendisler, ASELSAN mühendisleri, dalağını, böbreğini, ciğerini söktü TUSAŞ mühendisler onlar bunlar ve dost ve düşman ayrımını jetlerimizde de, helikopterlerde de, İHA'larda, SİHA'larda da, füzelerde de, siper onda bunda artık biz belirliyoruz. Elhamdülillah. Bu çok kritik bir hamle, çok kritik bir aşama. Hani şimdi siperden geçtim F16'ya, geri tekrar sipere dönüyorum. Milli var uçağımız ayrıca çalışıyor. O da gelecek yakında Gökbatan'da göreceğiz. TFX'imizi kapattım parantesi. Siper. Sevgili dostlar. Radarını kaldırdı. Dost düşman. Aa bu gelen zirtakilerin Rafael Savaş yeti. Çak bir tane. Çak totoşuna. Hoppa. <laughs> Yavrumu nereden geldiğini anlamadan çıs. Oh. Bir şey oldu bana. Yok bir şey olmadı. Hiç acımayacak. Siper girdi çıktı. Diyecek. 14 15 kamyonluk çok büyük bir sistem ve bu sistemle beraber radarlar, atışlar, dost düşman ayrımları, füzelerin yerleştirilmesi, yedek füzeler, onlar bunlar sevgili dostlar. Mükemmel sistemler geliştiriyoruz. Artık S300'e, S400'e, S500'e, S600'e çarta çurda ihtiyacımız yok. Hani şimdi bugüne kadar tanıtılan hava savunma füze sistemleri, hava savunma sistemlerimiz yakın, orta, uzak. Korkut fotoğrafları görüyorsunuz. Korkut, Hisar, Hisar A, Hisar O, Hisar U. Siper. Bunlar gösterilenler. Daha gösterilmeyenler. Neler neler. Yarın bir gün Amerika Johnny'ler kıvranmaya başlar. Türkiye size F-35'leri verelim ve programı geri alalım mı? He? Ananana. Yok istemeyiz. Alın bir tarafınıza yerleştirin. Biz yerli ve milli, milli muharip uçağımız, ve diğer diğer unsurlarımız, insanlı, insansız savaş jetlerimiz, füzelerimiz, yerli ve milli çözümlerimiz, her şeyle ama her şeyle tamamen tam bağımsız Türkiye. O zaman... Yerli ve milli imkanlarla Asesan'ımız, Rokestan'ımız, TUSAŞ'ımız, Baykar'ımız, o bu şu firmalarımız, harılarımız, irili ufaklı, büyüklü küçüklü firmalarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz 724 geleceğin dünyasında geleceğin Türkiye'si için geleceğin Türk Birliği için geleceğin Türkistan Birliği için çalışıyor bu vatan bizim bu bayrak bizim bu misak milli bizim bu hedef Bizim ilahi kelimetullah yolunda hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Bir yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.